Merhaba değerli seyirciler. Evet, iyi bir akşam olmadı. Maalesef olmadı. Beklediğimiz gibi olmadı. Olmadı. Çok erken bir kırmızı. Hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz Fuat. Şunu öğrenemeyeceğiz. 16. dakikadan sonra Beşiktaş 10 kişi kalmasa acaba ne olurdu sorusunun cevabını öğrenemeyeceğiz. Evet, doğru söylüyorsun. Güzel bir yaklaşım. Hiçbir zaman bunu bilemeyeceğiz, bilemeyeceğiz değil mi? Evet. Ve her şey olabilirdi. Tabii. Bir direnme vardı. Ama şunu söyleyebilirim. 5-0 olmazdı, onu söyleyeyim. Ben bunu rahatlıkla ben de söyleyebilirim. Aynı kanaatteyim. 5 olmaz. Bunu Jupp Heynckes de söyledi zaten. Hı hı. Olmaz. Ama onun dışında galibiyet dahil her şey olabilirdi. Her şey olabilirin dışında... Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama. Onu da bilemeyeceğiz. Doğru, güzel söyledin. Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Fransız filmi repliği gibi oldu ama doğru. Evet, Mehmet Demirkol bize yine Münih'ten katılacak. Evet. Tabii bugün biraz suratlar asık Mehmet. Sen bağlanacaksan bağlan abi. Tamam, bir çayım içiyorum ya. O biraz keyifli. Onun dışında pek bir şey yok. Keyifli olacak. Evet, güzel bir demleme çay bulmuşsun orada yine. Bulduk tabii. Münih burası. Afiyet olsun. Sağ olsun. Vatandaşlarımız hemen kapıları açıyorlar. Bir şeyi daha sonucunu bilemeyeceğiz. 18'de Wagner'lov o topu içeri vursaydı acaba ne olurdu, onu da bilemeyeceğiz. Doğru söylüyorsun. Doğru. Onu da bilemeyeceğiz. Onu da bilemeyiz. O da bir şok yaratabilirdi yani ama. Doğru. Tabii eksik kalınca 20. dakikada ben tam tersini düşünüyordum. Hani Hummels atılsa nasıl olur falan diyordum 15. dakikada. Hatta yayında da söyledim onu. 16. dakikada Vida gitti. Çok tabii yani Caner'in, Atiba'nın, Vida'nın maçın o dakikasında o kadar yani ciddiyetten uzak olabileceklerini pek tahmin etmemiştim. Özellikle Atiba'dan hiç beklemiyordum. Atiba çok kötü oynadı. Doğru. Hiç beğenmedim yani. Çok üzücü bir durum. Şenol Hoca da formda değil. Ama şunu söyleyeyim sana. Şimdi dün yayında dedim ki yani 5-0 esasında çok da kötü bir sonuç değil bu çerçevede. Onu anlamamışlar. Ben bir anlatayım. Maç 16. dakikada eksik kaldığın zaman artık maçı 1-0, 0-0 falan tamamlaman mümkün değil. Ama 7-8-0'a gidebilir iş. Dolayısıyla 5-0 11-10 için çok kötü bir sonuç değil. Hele ikinci yarıyı seyrettikten sonra. Yani maç içinde artık bizim oyuncularımız maçı seyretmeye başladılar. Yani artık ne oluyor ne bitiyor oluruna bıraktılar işi. Hele Bayern Münih'in daha önceki maçlarına bakarak, daha önce aldığı sonuçlara bakarak değil mi? 5-0'lar çok var. Geçen sene 15 günde Londra'da Arsenal 5-1, Münih'te 5-0. Doğru. 15'de 10 gol oldu. Tabii. Yani bunlar olmayacak şeyler değil. Yani ilk defa oluyormuş gibi davranmamak lazım. Doğru. İlk bizim başımıza geliyormuş gibi davranmamak lazım. Doğru. Şu gazete manşetlerini hızla okuyorum. Hürriyet, Kartal Münih'te çakıldı. Milliyet, Beşiktaş'ın vidası çıktı. Sabah, Kartal'ın vidası çıktı. Vatan, Panzer Kartal'ı ezdi geçti. Akşam, sen umutların katilisin Hategan. Rumen hakem Hategan'a söylüyor akşam gazetesi. Söylememek? Yok canım, hakeme söyleyecek bir şey yok. Vida'ya söylememiz lazım, söyleyeceğim şey. Atiba'ya söylememiz lazım. Hakem ne yapsın? Bir araya girebilir miyim? Hakem ne yapsın? Hakem de çok iyi bir hakem değildi de. Vida'dan önce bir araya girebilir miyim Fatih? Şunu söyleyebilir miyim? Mehmet ne düşünüyor? Tabii. Atiba'yı da o pozisyonda ben daha çok eleştiriyorum Mehmet. Ne dersin bilmiyorum. Vida'dan tabii, daha tabii, çok Atiba'yı eleştiriyorum. İlk o zaten. Yani Vida'daki konu şu, yatılmaz orada karşında Lewandowski varken. Orada çünkü Lewandowski 8 tane gözü, 4 tane beyni olan bir adam. O penaltıyı alır yani. Ya da kırmızı kartı alır. Doğru. O yüzden yatılmaz orada yani. Sonra tam yatmaz. Ayakta kal. Kaleci var kalede. Star, Beşiktaş paramparça. Habertürk, talihim yok, bahtım kara. Fanatik olmasaydı sonumuz böyle. Foto maç, donduk. Donduk, evet. Çok soğuktu. Donduk. Doğru. Peki, Şenol Hoca'nın basın toplantısını izleyelim hep beraber. Grupta oynadığımız maçlarda oynadığımız oyunun karşılığını almıştık. Beraber kaldık veya kazandık. Ama bugün de oynadığımız oyunun karşılığı olarak mağlup olduk. Çünkü rakip bizden daha üstündü. 16. dakikada
10 kişi kaldıktan sonra bizden zaten normalde 11-11 üstün olan takıma karşı üstünlüğü tamamen onların eline geçti. Devrede bitimine yakın golü yiyince de hem fizik ve moral gücü olarak düşmeye başladık ikinci yarı. Topu kazanan rakibe karşı yaptığımız pozisyonda kırmızı kart gördük. Bu tabii oyunu koparttı ama direncimiz devam etti. Biz hücum yapan takım olmamıza rağmen hep sürekli savunma yapmak durumunda kaldık. Karşılıklı gidiş gelişlerimiz olmadı. O yüzden de rakip bu üstünlüğü kullandı. Biz kendi oyunumuzu oynamak istedik. Onu başaramadık çünkü gücümüz yetmedi hücuma çıkarken. Zaman zaman bir iki tane pozisyon var ama bu bizim için sayısı çok azalan bir pozisyon. Takımın direnci, inancına, iyi niyetine asla bir şey söyleyemem. Onlarla hep gurur duydum. Bugün de gurur duyuyorum. Ama onların kendi oyunlarını gösterecek kafa kafaya oyun için ortam olmadı artık. Oyun kopmuştu. İyi niyetle savaşmaları da yetmeyecekti. Kanatları kapatıp hücuma çıkmak, işte toplayı pas yapıp etkin gidip gelmeli bir oyun olmadı. Ondan üzgünüm. Şimdi artık bundan sonra lige döneceğiz. Ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde hem sonuçsal olarak hem oyunsal olarak en iyisini yapmak istedik. Bugün yapmak istediğimizi ilk 15 dakikadan sonra kaybettiğimizi, özellikle ilk devrenin sonunda yediğimiz gol de bunu koparttı. O yüzden o andan itibaren Şampiyonlar Ligi'ndeki şansımızın zaten ortada kalktığını düşünüyorum. Çünkü iyi bir takıma karşı 5-0'ın karşılığı olması mümkün değil. 10 kişide kalsak direnmeliydik ama ilk yarı sonundaki gol rakibi rahatlattı. Rakibin oyun paniğini ortadan kaldırdı. Eğer gelmeseydi ikinci yarı başındaki oyun direncimizde belki biraz daha taşıyabildik. O olmadı. Evet, çok iyi direndi Beşiktaş. Gerçekten çok iyi direndi. İlk yarıda bütün oyuncuları kutlamak lazım o direnç karşısında. Baskı karşısındaki dirençleri nedeniyle. Ama Bayern Münih de çok sabırlı ve inanılmaz bir özgüvenle sürekli gelen taraftı. O gol olsaydı Wagner'inki. Evet, Wagner'inki çok şey değişir miydi? Öncesinden veya bir şey yediğimiz gol olmasaydı çok şey değişir miydi? İkinci yarı nasıl bir şey olurdu? Aslında onları sizden söyleyebilir miyim? Ya yani şu evet. Var. Mehmet ne diyecek bilmiyorum ama küçük operasyonlar vardır. Hı-hı. Kırmızı kart oldu. Serbest vuruş kullanıldı. Top dışarı gitti. Acaba forvetten birini feda edip ya yani saha kenarına alıp savunmaya Tosic'i yerleştirse, o bildiğimiz hani deriz ya biz futbol deyimiyle Mourinho bunu getirmiştir. Otobüsü çekebilir miydi Beşiktaş? O konuda bir merakım var. Ya o operasyon hemen yapılsaydı yine daha iyi bir direnç olabilir miydi? Mehmet'in yorumunu da merak ediyorum ben. Yani şimdi ben Şenol Hoca'nın formda bir döneminde olmadığı kanaatindeyim. Konya maçından sonra da benzer şeyleri söyledim. Yani hücum rakip Konya çok orta yapmaya başladı diye savunma göbeğinde değişiklik yaptı hoca. Vida'yı Medel'in yerine aldı. Medel'i orta sahaya çekti. Şimdi bu savunma değişiklikleri, savunmanın özellikle göbeğindeki değişiklikler maç içinde çok her zaman doğru sonuçlar vermeyebiliyor. Çok mecbur kalmadıkça yapmamak gerekir. Metin Hoca'nın kulaklarını çınlatayım. O çok sık söyler bunu. Savunmanın göbeğiyle oynanmaz diye. Ben de buna ikna olduğum zaman içinde. Şimdi dün hoca Bayern Münih karşısında bunu iki kez yaptı. Yani birincisinde mecburiyetten yaptı tabii. Bir de atılınca oraya Medel'i çekti. Sonra oyunun ilerleyen döneminde bu sefer işler çok da kötü gitmezken bu sefer yani kötü giderken ama çok da kötü gitmezken göreceli olarak söylüyorum. Gene savunma göbeğinde değişiklik yaptı. Tosic Medel değişikliği yaptı. Medel'i orta sahaya. Şimdi savunma göbeğiyle bu kadar oynamak çok mantıklı değil. Birincisi bu. İkincisi Wagner-Löw ne olursa olsun sırtı dönük oyunda Hummels'le iyi boğuştu. Elinden geleni yaptı. O konuda çok biliyor. Oyunu çok iyi biliyor. Talisca'yı oraya bıraktığınız zaman bu iş olmadı. Yani artık o acayip savunma göbeğiyle dövüşmesi mümkün değil Talisca'nın. Şimdi bunlar bence hata. Şöyle olabilir miydi? Yoruldu. Tamam. Wagner-Löw yoruldu. Negredo girer. Yani orta sahada eksilmeye mi başladınız? Tolgay, Kuvarecma değişir. Yani oyuncu saha içindeki bu kadar hayati mevkideki oyuncuların yerini sıklıkla değiştirmenin pek bir faydası olmuyor. Hatta çok büyük zararı olabiliyor. Dolayısıyla ben Şenol Hoca'nın biraz da Medel'e duyduğu hayranlık sebebiyle, ki hayranlık duyulmayacak gibi değil hakikaten. Çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. Kendi işini %100 yapabilen, her zaman %100 yapabilen bir oyuncu. Beşiktaş'ın ihtiyacı o mudur değil midir o ayrı bir tartışma konusu ama kendi işini %100 çok iyi yapıyor. Bir de çok hızlı
ikna oldu. Kilo verdi. Oyuna uyum sağladı. Buranın bir emeklilik cenneti olmadığını anladı ve oyuna dönebildi. Dolayısıyla onun medalle başta belki biraz kuşkuyla yaklaştığı medali şu anda büyük saygı duyuyor. Bunu görebiliyorsunuz. Yani oyundan çıkarken gidip böyle bayağı yolunu değiştirip gidip medali kutladı. Diğer oyuncularla böyle bir ilişki görmüyorum ben. Ama yani Şenol Hoca'nın ben tercihlerinde ciddi hatalar olduğu kanaatindeyim. Ne olursa olsun Bayern Münih bu maçı alırdı 16'dan 16. dakikada eksik kaldıktan sonra, ama belki hani bir tane atılabilir miydi, iki tane atılabilir miydi, biraz daha canlı tutulabilir miydi umut diye düşünmeden edemiyorum. Şenol Hoca'nın en iyi dönemini yaşamıyoruz. Çok doğru bir tespitte bulundu. En iyi dönem değil. Savunmanın ortası, medal Atiba ile başlamak çok mantıklı olarak gözükebilir. Ama Atiba artık bu seviyelerin oyuncusu Atiba olmadığını kötüydü, çok kötüydü. Bir kez daha gösterdi. Mehmet de hatırlayacak. Geçen sene de Lyon'da attığı bir pas. Maalesef Beşiktaş'ın o maçta her şeyi kaybetmesine yol açtı. Dün de yine bir pas. Bunları, dün Mehmet'le şunu konuştuk. Bu maçta bireysel hataya çok az yer var. Konsantrasyonun en üst seviyede olması lazım. Sıfır hata. Sıfır hata. Çünkü karşında sıfır hata çok üst düzey derken bundan var. Bahsediyordum işte, evet, sıfır hata. O hatayı yaparsan da maalesef. Peki Heinkes'in basın toplantısına da bir bakalım. Bayern Münih cephesi Beşiktaş'a karşı alınan farklı galibiyetin sevincini yaşıyor. Basın toplantısında konuşan teknik direktör Jupp Heynckes, Domagoj Vida'nın 16. dakikada gördüğü kırmızı kartın oyunun dönüm noktası olduğunu söyledi. İki değişik 45 dakika gördük. İlk yarı çok zorlandık. Oyunun akışını bulamadık. Pas oyununda fazla etkili olamadık. Tempo bulamadık. Beşiktaş için oynamak daha rahattı. Tabii ki oyunun öldürücü noktası kırmızı kart ve devreden hemen önce skoru bulmamız. İkinci yarıda ayrı bir Bayern Münih gördük. Topu dikey oynayabildik. Bu sonuçtan ve ikinci yarı oynadığımız futboldan dolayı çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. 5-0 gibi bir skor elbette ki çok yüksek ama Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişiyle futbol oynamak çok zor. Ben hala Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Bizim için daha rahat bir rövanş olacak ama takımımız aynı disiplinle orada da oynayacaktır. Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Bayern Münih'in Şilili yıldızı Arturo Vidal, Beşiktaş iyi bir takım. Taraftarlarımızın da desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Rakibimizin kırmızı kart sonucunda 10 kişi kalması bizim adımıza maçın daha rahat geçmesini sağladı ve bize avantaj getirdi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum ifadelerini kullandı. Habertürk'teki haberi okuyorum. 11'e 11 olsaydı her şey değişirdi. Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe maçı değerlendirdi. Bu tip maçlar üst seviye olan maçlar. 10 kişi kaldığınız zaman size pahalıya patlayabiliyor. Eğer 11'e 11 oynasaydık o zaman her şey değişirdi. Bayern Münih'e karşı eksik kalınca işler zorlaşıyor ama olmadı. Her maç prestij açısından önemli. Bu maç artık geride kaldı. Lige döneceğiz ve şampiyonluk için savaşacağız. Artık kapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi defterini dün akşam itibariyle Beşiktaş kapattı. İlk yarıda Pepe'nin çok çok iyi oynadığını söyleyebilirim. Yani belki geldiği çok günden beri en iyi oyunlarından biri. Net bir komutandı. Çok doğru müdahaleler yaptı. İkinci yarıda tabii kimse için iyi oynadı diyemeyiz ama ilk yarıdaki oyunu ben çok beğendim. Medel'le de iyi bir ikili oluşturdular. Ya ben Medel'in bu kadar iyi bir stoper performans çıkaracağını beklemiyordum açık söylemek gerekirse. Ama hocanın çok sık oynuyor yeriyle. Yani bir orta saha, bir savunma, bir orta saha böyle olmaz. Yani bu en büyük hata bu. Konya maçında da en büyük hata buydu. Burada da en büyük hata bu. Bir de Talisca'dan santrafor yaratmaya çalışmak da çok doğru değil. Özellikle Hummels gibi bir adamın karşısında. Yani şimdi ben Hummels'i tabii yerinde seyrettik, çok seyrettik yani. Uluslararası şampiyonalarda, turnuvalarda. Ama şimdi sonradan uzun süredir seyretmiyordum. Yani adam canavar, yani robot. Yani fiziğine bakıyorsunuz, hantal bu diye düşünüyorsunuz falan, hiç alakası yok yani. Uçuyor. Çok zor. Yani Talisca için mücadele etmek çok zor oldu. Yapamadı, hiç yapamadı. Wagner Love'u da ilk yarıdaki o boğuşması için kutlamak lazım. Bir de topu içeri vursaydı belki iş değişecekti. Evet. Bu Heynckes'in de maç sonu söyledikleri, yani bu eski adamlar bunlar.
Yani hiç yılmıyor adam, orada da 5 atmak istiyor. Yani ciddiye alacağız artık, devam edeceğiz filan. Yani bırak kardeşim biraz artık, rahat ol yani, tamam bitti. Ama şu var, sen de biliyorsun Bayern'in yok öyle bir rahatlık onda Mehmet. Bak görmüyor, yüzünden belli yani, disiplin. Yok. Her şey disiplin. Sağ içinde Mehmet çok sen değil. Bilmiyorum televizyondan da mutlaka bakmışsındır. Maç 3-0, tek tek Bayern Münih'in oyuncularını gösterdi. Maçı çeken Almanya yönetmeni. Onlar da aynı. Müller diyor ki tempoyu yükseltin. Onlar da aynı. Onlar da korkunç bir disiplin. Lewandowski diyor ki tempoyu yükseltin. Maç 3-0. Müthiş bir özgüven, acayip bir sabır. Sürekli geliyor, sürekli evet, geliyor, yani. Sürekli geliyorlar. Yani dedik ya Beşiktaş'ta da hani biraz oyuncu... arsızlık var, arsızlık. Büyük oyuncular büyük maçlarda büyük oynuyorlar. Böyle bir durum var. Yani hani gerçekten Beşiktaş'taki öyle. Oyuncular bir da ilk yarıda bir de ligi bitirdikleri biraz... için. Hı? Tamamen bütün dertleri bu. Evet. Caner'in... Ligi bitirdiler. Lig yok artık onlar için. Yani 19 Şampiyonlar Ligi için yaşıyorlar. Bitti. Evet. Habertürk, Caner'in kanadı koridor oldu. Beşiktaş'ta sol bek olarak maça başlayan Caner Erkin'in performansı beklentilerin altında kaldı. Robben'in oyuna girmesinin ardından devamlı sol kanattan gelen Bayern Münih çok etkili ataklar yaptı. İki golü bu bölgeden gelişen hücumlardan yiyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Caner'i çıkarıp Gökhan Gönül'e oyuna soktu. Adriano'yu savunmanın soluna gönderdi. Robben'i durdurmak için film var ya, İtalyan işi diye. İtalyan tarzı faul yapacaksın. Ya atılacaksın ama Robben de duracak. Robben'i bazen durdurmak zor. Onu söyleyeyim. Karşında Robben var. Alıp geçtiği çok da zaman... Çok olmadı yani. Robben'i kim durdurmuş şu ana kadar? Arsenal mi durdurmuş? Geçtiğimiz Barcelona şimdi mı durdurmuş? Robben'i... Bak Mehmet iddialı. Ben durdurdum. Robben'i durduramadık tamam da... Estağfurullah. Robben'i durduramadık tamam da Coman'ı durdurabildik mi? Yok, yani şey, tamamen bir oyuncu üzerinden algılamamak lazım. Yani orta sahayı öyle bir verdik ki adamlar çizgi ikinci yarıda yaptıkları şey esasında Yupankes'in söylediği de o. Stoper bek arasına çok iyi toplar atıp çok hızlı bir şekilde indiler çizgiye. Yani kaleye gitmek yerine çizgiye gitmeye karar verdiler. Çok basit bir karar verdiler yani. Ve ondan sonra işte. Şimdi kimmiş? Sağ kanat savunma mı? İlk yarıda daha çok hemen direkt kaleye gitmek derdiydi. İkinci yarıda çizgiye inip ondan sonra dönmeye başladılar. Yani iş orada koptu. Hürriyet, Bayern Münih 33, Beşiktaş 6. Bayern Münih 90 dakika boyunca Beşiktaş kalesine 33 gol girişiminde bulundu ve bunların 10'unda isabet sağladı. Beşiktaş için bu rakam 6 şut girişimi ve 1 isabet oldu. Abi. Ev sahibi ekip 475 başarılı pas yaparken Beşiktaş 175 pas yaptı. Alman ekibinin %69 topla oynadığı gecede Beşiktaş topa %31 oranında sahip oldu. 10 kişilik bir takım için bu rakamlar uzun yıllar sonra ilk defa tabii 10 kişi mahkum gördük Beşiktaş'ı. Kendi yarı sahasında. Evet. Sabah son 6 yılın en yaşlı takımı. 31 yaş 151 gün ortalamalı bir takımla sahaya çıkan Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı 2012'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı 11'i oldu. Bu takım ayrıca Devler Ligi tarihinin de en yaşlı 6. 11'iydi. Tarihe böyle geçti evet. Beşiktaş... Yani kaybettiğiniz zaman yaşlı takım olursunuz, kazandığınız zaman tecrübeli takım olursunuz. Ben onu diyecektim yani kaybedince öyle oluyor. Yaş ortalaması 32 olan İtalya'da Dünya Kupası aldı. O zaman yaşlı yani diyemiyoruz. Bence Bayern Münih karşısındaki en büyük avantajı Beşiktaş'ın bu yaşlı takım olmasıydı. Yani bu tabii bunu yaşlı tekrar söylüyorum. Bir avantaj o kırmızı kart olmasa bu bir deneyim. Zaman zaman da o oyuncularda bunu gördük zaten. Hani doğru. Gerçekten hiçbir zaman yani. Öğrenemeyeceğiz. O kolay iş değil. Hiçbir o kırmızı kart olmasa ne olacağını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Sabah Beşiktaş... Şimdi şeyi de konuşmak lazım. Yani Beşiktaş açısından evet Vida kırmızı kart gördü. Bir görelim dedi hoca. Medali çekti. Takım iyi oynadı. Kötü oynamadı o şartlarda. Wagner Love boğuştu, iyi boğuştu. Bütün takım iyi boğuştu. Sonra orta saha düşmeye başladı. Orta sahada top yapamamaya başladık. Yani orada işin kopması esasında o. Topu alamadığınız zaman adamlar geliyorlar. Yani oraya duvar örmek değil, topu almak lazım. Oyun oynamak lazım. Peki nasıl oluyor da burada yeniden Medel orta sahaya geçip Tosic savunmaya gidiyor ama Oğuzhan, Tolgay falan hiç giremiyorlar oraya. Şimdi burada iki tane ihtimal var. Birincisi bu arkadaşlar, yani bu hakikaten yüksek yetenekli oyuncular, iyi oyuncular, iyi değiller.
Yani kariyerlerinin en önemli maçlarına çıkmadan önce iyi hazırlanmamışlar, iyi de pozisyona gelmemişler. Bu tabii onlar açısından kötü. İkinci ihtimalle hoca yanlış değerlendiriyor. Bu da Beşiktaş açısından kötü. Yani neresinden tutsanız olmuyor. Ama ne dediği oyuncu kabul ediyorum. Ama hem orta sahaya hem savunmaya. Hem orta sahaya hem savunmaya yetişirken Oğuzhan ve Tolga'yın burada resmin içine girememişi. Tolga için tabii çok geç, çok sonlara doğru girdi. Girmesi, bu da işte tartışmamız gereken bu. Doğru söylüyor. Doğru. Neden biliyor musun? Bu oyuncular, ben oyuncu olsam ya da Fuat sen de oyuncu olsa, sahaya çıkmışsa, bu maç benim için hedef maçı olur. Birinci şık. Ya gerçekten hazır değiller, ben nasıl olsa oynamayacağım diye antrenman performansları düşük. Ya da teknik direktör yanlış değerlendirdi. Ama yılların teknik direktöründen bahsediyoruz. Hazır olan bir Oğuzhan da Tolga'yı neden oynatmasın? İyiysen Şenol Hoca oynatır, onu söyleyeyim. Yani iyiysen Şenol Güneş oynatır. Kötü iyi oyuncuyu oynatmaz, onu bilmiyorum. Aynen öyle. Yani katılıyorum sana. Evet. Hayır, bazen hocalar takarlar. Ama orada işte bir takım Mehmet şunun altını çizmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Orada bir bilinmeyen bir şey var yani. Bunlar hani isim olarak eski performanslarına bakarak artık devreye girmesi gereken, oynaması gereken oyuncular. Oğuzhan Lig'in ikinci yarısında orta alandaki en formsuz oyuncu. Evet, evet. Yani gözüküyor sadece. Milli takım arasından beri İzlanda ile oynadığımız maçı yanlış hatırlamıyorsam Oğuzhan yok. Yani çağrıldı çağrılmadı durumu oldu ya. O zaman çok iyiydi. Hakikaten çok yüksekti. Hatta Türkiye ayağa kalktı. Nasıl çağrılmaz bu adam diye. Ama o günden beri yokuş aşağı gidiyor. Sabah Beşiktaş yasak dinlemedi. Beşiktaş tarafından Almanya'ya seyirci getirilmemesine ve bilet haklarından vazgeçilmesine rağmen gurbetçiler maça büyük ilgi gösterdi. Münih taraftarlarının biletlerini satın alan Türk vatandaşlarının Allianz Arena'daki sayısı 5.000'i geçti. Metin Tekin sabahta yazdı. Ben 10.000'den fazla diye düşünüyorum. Yani acayip bir ses çıkardılar. Değil mi? Evet evet. Yani Bayern'den biraz bayağı bir şaşırdılar yani. Öyle anormal bir ses çıktı. Ekrandan da yansıdı. Isıklar vardı. Yani tam gol oldu. Hani 5.000 kişiden çıkıyorsa o ses enteresan, daha fazla olabilir. Dediğin doğru. Biraz daha fazla. Ben 10.000 üzerinde diye düşünüyorum. 10.000 seyirci vardı. Çünkü 72.000 stat. 10.000 vardı. Metin Tekin sabah. Oynamasını beklemediğim Quaresma'nın 90 dakika oyunda kalmasına çok şaşırdım. Caner Gökhan değişikliğiyle Şenol Hoca neyi planladı onu anlayamadım. Ama maçın tüm özeti Vida'nın atılmasıydı. Bundan sonra ayakta kalmak çok zor işti ve olmadı. İkinci maç artık mümkün olmayan bir rövanş gibi görünüyor. Rövanşta eleneceksiniz ama bir şekilde böylesine imkansız şeylerde ayakta kalınması gerektiğini göstermesi gerek futbolcuların. Çok var rövanşta, toparlanırlar belki. Evet yani size. Şimdi burada ikinci bu iş bitti mi? Hayır, bir Şampiyonlar Ligi gecesi daha var. Yani tabii ki tur çok çok düşük ihtimal. Ama 1-0 kazanmak yüksek ihtimal. Yani kazan öyle bitir. Tabii. Bu böyle düşünmesi gerekir bundan sonra. Aynen öyle. Çünkü onlar öyle düşünüyor. Bak söyledi aynı kez. Galibiyete geliyoruz dedi. Evet yani onlar bile öyle düşünüyorsa artık. Yani. Rüştü Reçber, Hürriyet. Vida'nın unutmaması gereken bir şey var. Defans oyuncuları topa müdahalesi garanti olmadığı müddetçe topa yatarak müdahale etmezler. Dün Vida'nın yapmış olduğu bu hata Beşiktaş'ın belki de bu kadar büyük bir farkla yenilmesine sebep olmuştur. Evet, önemli bir şey söylüyor. Katılıyorum ama Atiba'yı unutmayın. Israrla söylüyorum. Öyle pas verilmez. Tabii tabii. Fanatik Cem Dizler. Medel'in zorunlu stoperliğinin ardından orta saha direnci kaçınılmaz olarak düşünce maç Beşiktaş için bir hücum karşılama oyununa dönüştü. Buna rağmen sakin, dengeli ve fırsat bulduğunda tehditkar olmayı bildiler. Ancak ilkinin aksine panik, kademe hatası ısrarlarıyla başladı ve oyunun güven, denge çizgisi kayboldu. Özellikle Robben girdikten sonra Caner'in görünmez adama dönüşüyle de Beşiktaş takım olarak darmadağın oldu. Robben her zaman hem sokağında kabus Fuat. Yapacak bir şey yok Robben'e. Caner de kötüydü ama. Kötü, oyundan çok düştü. Ne yapsın? Fanatik Ali Ece. Maç öncesinde kim iyiydi ki? Yani hani tribünlere gelen
o taraftar iyiydi herhalde değil mi Mehmet? Ya gene bir ıstıklar. İlk yarı Mehmet. İlk yarı Wagner, Love, Pepe bunlar iyi tamam. Oyun oynadılar. Evet. Fabri de iyiydi ilk yarı. Çok inanılmaz iki top çıkardı. Evet. Ama ikinci yarı hiç kimseden iyi olarak bahsedemeyiz doğal ben olarak. Ben Atina yani, ve Caner'i gene de bir ayırıyorum. Onlar evet, onlar ekstra evet. İyi değil. Bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Türkiye'de pek geçen bundan önceki konuyla ilgili de bir şey söyleyeyim. Metin Hoca Metin Hoca'nın anısıdır oynarken. Bugün çok andık Metin Hoca'yı. Dinamo Kiev maçından sonra ilk maç 5-0'dı galiba gene. İzmir'de 5-0. Evet, Gordon Bin şey demiş oyuncularına. Bugün ne kadar iyi futbolcular olduğunuzu göstermek için sahaya çıkmıyorsunuz. Ne kadar karakterli oyuncular olduğunuzu göstermek için sahaya çıkıyorsunuz. Kelimeler tam böyle olmayabilir ama aklımda kalan özü bu. Çıkınan ne kadar karakterli oyuncular olduğunuzu gösterin, kendinizi gösterin diye. Bundan sonra onu yapmak lazım. Yani ikinci maç için böyle düşünmek lazım. Çıkın ve maçı kazanın. Evet, doğru. Ali Ece yazdı Fanatik'te. Maç öncesinde iki teknik direktör ve rakiplerini çok iyi analiz etmişler. Tabii Hankes, Şenol Güneş'e göre çok daha şanslıydı. Boateng değil, Vida hatayı yaptı. Beşiktaş geriden top çıkarırken Hırvat stoper olabilecek en yanlış yerde dururken hatalıydı. Hatasını telafi etmek için ayakta kalması gerekirken daha da büyük bir hata yaparak son adamken arkadan yatarak girmeye kalktı. Maalesef kırmızı kart doğru karardı. Tosic'i düzelten, geliştiren Güneş dün geceki paslı Vida'yı da düzeltir. Lakin Vida'nın bu hatası kolay unutulmaz. Futbol hataları oyundur. Ayrıca bir kızmış yani bir de. Ben de hatırlıyorum. Şimdi tabii çok sıcak olduğu için hani bunların detaylarını da konuşmak yerinde olmayabilir. Hani Vida transferiyle ilgili nasıl oldu, neden oldu? Ekonomik karşılığı nedir? Mantıklı mıdır, değil midir? Bunlar da zamanında konuşmaya başlanır. Şimdi tabii daha çok sıcak. Yani bir teknik direktörün bu kadar çok düzeltmesine ihtiyaç duyacak bir oyuncu böyle transfer edilmez. Evet. O yani bu devrede bu maliyetle bir transfer yapıyorsanız gelip takımı değiştirmeli. Gelip takımı böyle değiştirmemeli. Yani değiştirmese de böyle bir hata yapmamalı. Yani bu hakikaten o seviyede yapılacak hata değil Ercan. Tamam Atiba da yani. Onu... Tamam işte onu yaptığın zaman zaten dedim ki maç bitti. Erkenden bitti maç. Bir reklam arası. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet hafta sonu derbi var. Habertürk'teki şu haberle başlayalım derbiyi konuşmaya. Temaslı oyun. Ahmet Selim Kul'un haberi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Kurbayları pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinin stratejisini belirledi. Fenerbahçe cephesinin maç planı şu şekilde. Fizik gücümüz onlardan daha iyi. Oynayacağımız temaslı futbol baskı altında Beşiktaş'ı yoracaktır. Bu da bizim fazlasıyla işimize gelecek ve sonuca ulaşacağız. Temaslı futbol nedir? Temaslı futbol ikiye ayrılır. Eğer temaslı futbolda biraz abartıya kaçarsanız kartlar faul olur. Faul olur, kartlar gelir, eksik kalırsınız. Sonra da istemediğiniz olur. Temaslı futbol ne? Seyirci yüklenmiş, sen temas ediyorsun. İkinci temas, üçüncü temas, kart. Canım temas tabii ustalık işi yani o da bir yani şimdi. Ne kadar usta olabilirsin 90 dakikada temas mutlaka bir yerde aşırı bir temas olacak. Öyle mi diyorsun? Riskleri var diyorsun. Büyük risk temaslı futbol. Hakikaten öyle ama. Evet Mehmet sen ne diyorsun Ercan ne teması? Ya burada esas güzel bir soru. Şimdi bu temastan kasıt ne tabii ben de onu merak ediyorum. Yani şimdi burada önemli olan topun oyunda kalma süresinin ne olacağı. Yani bu hani 55 dakikaların üzerinde 60'lara yakın oynanacaksa ya da geçecekse onları yani iyi böyle stand, güzel bir futbol akşamı olacaksa temas bu oyunun içinde iyidir. Güzel olur yani. Futbol temaslı bir oyundur zaten. Ama eğer bunları böyle 50'nin altına falan indirmeye çalışacak bir temaslı oyundan bahsediyorsak o zaman Ercan'ın dediği gibi olur. Sinirler yeridir. Hoş olmaz. Yani ben ilk ihtimal olmasını tercih ederim. Bu zaman çok keyifli olur o zaman. Çünkü şöyle de bir durum var. Yani oyunun ruhu gereği
keyifli olmaya müsait ama çok sinirli olmaya da müsait bir maç. Yani Beşiktaş şimdi Şampiyonlar Ligi'ni kapattı. Yeni bir dünyaya, bu yıl ilk defa yeni bir dünyaya giriyorlar. Tamamen lige fokus olacaklar. Fenerbahçe büyük bir dönemeci dönmek istiyor. Buradan çok keyifli bir şey çıkabilir. Aykut Hoca'nın söylediği gibi temaslı oyunla birlikte. Ama çok büyük eziyet de çıkabilir. Yani biz pazartesi günü programa oturduğumuzda ya keşke bu program olmasa bugün, gene bu saçmalıklarla mı uğraşıyoruz diyebiliriz. Ya yani kötü oyundan mı bahsediyorsun tabii, yoksa tabii. Oyunda hır çıkabilir o anlamda. Hani çok fazla temas. Hır çıkabilir tabii. Hır değil çıkabilir. Mi? Hır çıkabilir. Yani eğer böyle çok durursa oyun, hır çıktığından durur. Hı. Çünkü o kadar çok faul olursa kavga çıkar, gürültü çıkar. Oraya kartını bilmem temas... ne, işte benim kartımı vermedi, senin bilmem ne vermedi, onlar maçlar. Ama temas, yani İngiltere'deki bir temastan bahsediyorsak ne güzel, inşallah olur. Daha olmadı o. Yani Tottenham Arsenal maçı diyor. Ya kolay bir şey Cenk Tosun mesela gitti İngiltere'de. Şimdi temaslı oyun aslında nedir görüyor. Yani tempo nasıl görüyor, oyun nasıl görüyor? Şimdi ona sorsan anlatır. İçine düşmeden anlaşılmıyor onlar. Bizdeki biraz farklı oluyor. Bizdeki gibi olmasın. Yani Fenerbahçe Başakşehir maçındaki gibi olacaksa tamam, kavgasız, gürültüsüz, yüksek temaslı oyun kabul. Doğru. Evet. Hürriyet, Valbuena yine kulübeye. Ahmet Ercanlı'nın haberi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman Valbuena'yı derbide hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyor. Teknik direktör kararı, saygı duymak lazım ama Valbuena içinden neler düşünüyor bunu bilmiyorum. Çünkü bunlar önemli maçlar. Evet. Gençler Birliği ve Aytemiz Alanyaspor maçlarına 11'de başlayan Fransız oyuncu pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisinde yedek oynayacak. Beşiktaş'ın kanatlarda etkili olduğunu belirten Kocaman, Hasan Ali'nin yokluğunda sol kanatta defansif yönü daha kuvvetli olan Atıf'a görev verecek. Karşılaşmanın gidişatı ve skora göre Valbuena ilerleyen dakikalarda sahaya sürülebilir. Şimdi hamle oyuncusu meselesi Aykut Hocanın Valbuena ile ilgili bir çözümü gibi, yani ya da oyunla ilgili bir çözümlerinden birisi Valbuena'yı hamle oyuncusu olarak oynatmak. Ama Valbuena ile hoca bu konuda uzlaştılar mı? Yani bence hani uzlaşamadılar. Senin dediğin gibi Valbuena'nın kafasından neler geçiyor? Bunu kabulleniyor mu? Bunlar mühim meseleler. Bence evet, uzlaşamadılar. Yani sanki öyle bir durumda var. As oyuncu olarak transfer edilen bir şahsiyet yedek kulübesinin müdavimi olunca istediğin kadar profesyonel olsun uzlaşamaz. Doğru. Ne diyorsun Mehmet? Şimdi Alanyaspor maçından sonra Aykut Hoca uzun uzun Marvin'in neden oynamaması gerektiğini anlattı. Evet. Yani isim vermedi ama anlattığı şey oydu. Dedi ki biz Başakşehir maçında oynadığımız oyunla Avrupa şampiyonu bile olabiliriz. Yani Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz. Şampiyonlar Ligi değil ama Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz o oyunla. Ama bugün oynadığımız oyunla da haftaya 3 yeriz, 5 yeriz dedi. Çünkü ilk yarıyı 3-1 yenik bitirebilirdik. İşte şansımız ya var git dedi. Bunun açıklaması şu. Yani Valbuena bu takıma girdi, bak bütün sistem bozuldu. Yani hoca bunu anlattı açık açık. Bu böyle mi? Büyük oranda böyle, kabul ederim. Şu anda kabul mü edersin? Valbuena'nın oyundan kesen ilk kişi sensin. Neredeyse. Evet evet tabii. Kabul edermiş. Yani şimdi Giuliano santrfor arkası oyunu çok iyi oynamaya başlayınca, hatta destek santrfor oyununu çok iyi oynamaya başlayınca hele de Beşiktaş maçının mantığında, çünkü Başakşehir mantığında oynanacak bir maç o. Valbuena'sız çıkmasından daha doğal bir şey yok. Yani Fenerbahçe Başakşehir maçına benzer bir oyunla sahada olur. Hele de şu kırmızı kart olayı, Vida'nın kırmızı kart olayını gördükten sonra Aykut Hoca bu konuda daha da heyecanlanmıştır. Evet. Eşitlik suni. Ya baskı ön alan baskısı, yani temastan kasıt umuyorum odur. Yani ön alan baskısı, Fenerbahçe oyunu istiyor. Beşiktaş oradan pasta çıkıyor. Güzel ataklar oluyor. Fenerbahçe gene pres yapıyor, topu alıyor. Böyle hani güzel bir oyundan bahsediyorsak ne güzel. Futbolda mı bir düşünce var? Yer yok diyor Aykut Hoca. Haksız değil. Futbolda bir düşünce var. Sen baskı yaparsan ben de baskı yapabilirim olursa mükemmel maç olur. Baskıya baskıyla cevap vermek. O zaman i̇nşallah nefis maç olur. Mükemmel bir maç olsun. Tabii. Çok bak gene suni var. Çok güzel bir maç olsun inşallah.
Haber Volkan Demir'in sabahta Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Galatasaray'ın fikstür avantajının elinden kaydığına dikkat çektiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın ikinci yarıya biz çok sert girdik. Trabzon, Başakşehir deplasmanları takımda çok sakatlık varken bizim için zordu. Bu süreci Beşiktaş maçıyla tamamlayacağız. Beşiktaş derbisi bizim hedef olarak belirlediğimiz ilk adamın tamamlanma maçı. Hedefi tutturacağız diye konuştuğu bildirildi. Kocaman Galatasaray'ın Kasımpaşa mağlubiyeti bize bu krediyi sağladı. Beraberlik dahi alsak Beşiktaş sonrası puan tablosu bizim lehimize gelişir. Galatasaray'ın önündeki fikstüre bakarsak şu anki puan eşitliğinin suni olduğunu düşünüyorum. Elbette futbolda her sonuç var ama gerçek şu ki görüntü lehimize döndü dedi. Fenerbahçe'nin lehine döndü. İlginç bir şekilde bunu Fatih Hoca da söyledi bunu aslında. Yani başka bir şekilde söyledi ama söyledi. Yani biz deplasman oyunu yok bu takımın. Halledemedik, seni halledeceğiz dedi. Aynı kapıya çıkıyor. Mehmet programı açarken şunu söyledi. Artık Beşiktaş lige dönüyor. Yeni bir dünyaya dönüyor dedi. Dünkü karşılaşma Bayern Münih 1, Beşiktaş 1 diye sona erseydi Beşiktaş o yeni dünyaya dönemeyecekti. Dün Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği için artık bir rakip daha var ligde bence. Çünkü Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorsa bundan sonra puan kaybına tahammülü yok. Kartlar yeniden masaya bırakılacak. Benim de düşüncem o. Ya Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Başakşehir. Şimdi şöyle bir durum daha var. Şimdi bizim genelde lig ikincimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Böyle bir realite var. Yani hiç olmadı bu yeni düzende. Ancak şu andaki lig kalitesi bunun olabileceğini gösteriyor. Bizim ikincilerimiz artık eleme geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirler. Başakşehir zaten çok yaklaşmıştı. Son dakika, yani Emre'nin serbest vuruşu direğe vurup içeri girse dışarı çıkacağını zaten olmuştu. Bundan sonra ikincilerimizin Şampiyonlar Ligi'ne tabii ki kura şansı lazım. Katılabileceğini düşünüyorum. Yani ikincilik de bir hedef artık. Peki hemen Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in enteresan açıklamaları var. Onları dinleyelim. Kısa bir süremiz kaldı. Biz Galatasaray olarak ağlak ve zırlak bir toplum değiliz dedi. İzleyelim. Siz ne kadar efendi olursanız, asil bir duruş sergileyip sessizliğiyle yanıt vermeye çalışırsanız bu maalesef yanlış değerlendiriliyor ve sizin bu efendiliğiniz, bu kibar duruşunuz maalesef bir zayıflık, bir pısırıklık, bir korkaklık, çok özür dileyerek söylüyorum, bir yumuşaklık olarak algılanıyor. Maalesef Türkiye pusu karakterinin, karanlıkta bekleyenlerin spor dünyasında bir şekilde etkisini gösterdiği bir alan. Biz Galatasaray olarak ağlak ve zırlak bir toplum değiliz. Biz mağlubiyeti de sinemize gururla çekeriz. Biz genel bir savaşta yerel kısa mağlubiyetler alabiliriz. Fakat biz Galatasaray'ız ve biz asla pes etmeyiz. Biz çarpışarak, vuruşarak ölürüz. Ölürüz. Biz Galatasaray'ız. Haftada 2 demeç, 3 tane zırlayan sözler söylemeyiz. Yalnız buradan uyarıyoruz. Hakemler de insan. Hakemler de hata yapabilir. Biz hiçbir art niyet görmüyoruz. Ancak ve ancak şunu görüyoruz. Aynı hakem aynı hatayı 7 kere yapıyorsa bunun anlamı, bunun tercümesi insan hatası değildir. Evet Mehmet, konu değişmiyor bu dönemlerde ama üsluplar böyle enteresan. Mustafa Cengiz'in de, Sayın Cengiz'in de enteresan bir üslubu var. Değil mi? Bir renk katıyor bu dönemki bu hakem açıklamalarına. Ne diyorsun? Yani evet, kendine has bir başkanı var. Yani yeni bir stille, yeni bir içerikle karşı karşıyayız. Bu açıklamaları özelinde söylemiyorum ama çok hakikaten kafa yoran, zihin yoran, beyin yoran açıklamalar yapıyor. Yani
entelektüel anlamda söylüyorum bunu. Bu TRT Spor'a verdiği mülakat, röportaj da çok enteresan. Onun da detaylarını iyi okumak lazım. Hakikaten çok değişik bir entelektüel seviye. Ama bir taraftan da değişik bir Anadolu tarzı. Hepsi birlikte var. Güzel bir portre. Ben memnunum Mustafa Cengiz portresinden. Yani futbolumuza katıldığı için memnuniyet duyuyorum. Bu konudaki söylediklerine de bu yani standart. Standart. Bütün şimdi büyük bu, takımlarımızın işte standart açıklamaları yani bunlar. Ligin geldiği... Evet öyle ama bir taraftan da şu da durum yani MHK dökülüyor. Yani dökülüyor. Başkan kusura bakmasın yani saygı duyuyorum Üstamoğlu'na. Büyüğümüzdür falan ama dökülüyorlar. Yani korkunç hatalar var. Sürekli saçma sapan şeyler oluyor. Saçma sapan şeyler oluyor. Bu devam etmez artık yani yazık günah. Bunu değiştirmek lazım. Yani federasyon için de aynı şeyi söyleyeceğim ama değişecek gibi durmadığı için federasyon artık söylemeyi bıraktım. Ama MHK'nin mutlak olarak hemen acilen değişmesi lazım. Yoksa hakemlik müessesi zaten şu anda herhalde Türkiye'de en az güvenilen müessesidir. Daha da kötüye gidecek, dibe vuracak. Hakem bulamayacağız. Yani yeni hakem yetişmeyecek. Evet. Yetişmiyor zaten. Bu sefer mecbur kalacağız zaten. Yabancı gelecek otomatik olarak. Evet, bu hakem meselesinin bir an önce çözülmesi lazım. Bir Tayfun Bayındır kitap yazdı. Çok güzel bir kitap. Cep Erkülü. Naim Süleymanoğlu'nu çok yakından takip eden bir gazeteci yıllardır. Tayfun Bayındır. Şu anda Tayfun'u tebrik edelim. Spor müdürü. Naim Süleymanoğlu ile ilgili tüm anılarını bu kitapta toplamış. Şu var, çıktı. Yıllarca bir de saklanacak bir çalışma. Evet, evet. Tayfun'un aklına gelmiş. Eline sağlık. Tebrik ederim Tayfun. Evet. Onu da söyleyeyim. Fotoğraflara geçelim mi hemen? Geçmeyelim, veda edelim. Peki, süremiz bitti. Yarın gene veririz bu fotoğrafları. Mehmet, yarın sen burada olacaksın. Değil mi? Geliyor musun? Evet, geliyorum. Uçak tamam. Kaçta? Geliyorum. Sabaha karşı geliyorum. Direkt tamam. direkt stüdyoya gelirim. Tamam. Peki. Yarın Mehmet Demirkol'la birlikte spor servisi programında yine karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın Fuat'cığım. Görüşürüz.